İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programıyla karşınızdayız. Gün boyu yayınlarımızda 30 Ağustos ruhunu aktarmaya çalıştık. Günün son saatlerinde yine bu Zafer Bayramı'yla doldurmak istiyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri gününü kutlayarak başlayalım programımıza sevgili izleyiciler. İlk konuğum Sayın Seçil Mumcuoğlu olacak. Yine farklı konuklarımız var. İlerleyen dakikalarda programımıza katılacaklar. Seçil Hanım, sizinle 30 Ağustos'un ruhunu konuşmak istiyoruz. Milli şuurun perçinlendiği bu özel gün bize ne anlam ifade ediyor? Topluma ne anlam ifade ediyor? Tam karşılığını toplumda buluyor mu diye soralım. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok özel bir gündeyiz. Ben de izleyicilerimizin bayramını kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 30 Ağustos hakikaten büyük bir zaferin artık başladığı gün. Bu zaferin, daha doğrusu kazanılacağının ortaya çıktığı gün diyebiliriz. Çok büyük bir zafer, çok büyük fedakarlıkların sonucunda oluşmuş çok büyük bir zafer. Ve biz bu ruhu korumakla görevliyiz. Bunu anlamakla görevliyiz. Şimdi biz savaşları düşünürken veya işte bayramları kutlarken böyle çok kısacık anlarda, mesela ben bugün kaç dakika konuşacağım? Diyelim ki ben bugün 5 dakika konuşacağım ve 7 dakikanın ona ne kadar sığdırabilirim, öyle değil mi? Bunu konuşup geçiyoruz. İşte konuşmacı arkadaşlarımız da konuşuyor. Tabii bizim ekranlarımız hakikaten çok fazla yer veriyor. Ama ne kadar çok yer verirsek verelim, bunun ne kadar bir zaman konuşabilir? Diyelim bir gün boyunca konuştuk ya da bir hafta boyunca biz bunu konuştuk. Biz orada yaşananları düşündüğümüz zaman bunun ne kadar az olduğunu, aslında bunu anlamaktan ne kadar uzak olduğumuzu oturup idrak etmemiz lazım. Ne demek istiyorum? Mesela bu savaş ne zaman başladı? Milli mücadele ne zaman başladı? 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla başladı. Ve o gün, o tarihten tamamıyla zaferin kazanıldığı tarihe kadar pek çok cephede, bazen birebir vuruşmalar gerçekleşti, bazen cephede savaşlar gerçekleşti. Hakikaten çok büyük özverilerle bugünleri, o güne yaşandı ve büyük taarruz artık olayın taçlandırıldığı, hiç umulmadık bir zaferin kazanıldığı çok büyük bir zafer olarak karşımıza çıkıyor. Ne demek istiyorum burada? Ben bunu izleyicilerimizin güzel anlamasını istiyorum. Yani hepimiz çok güzel anlayalım. Benim çocuklarım, gençlerimiz, herkes çok iyi anlasın istiyorum. Mesela büyük taarruzda 12.519, yanlış bilmiyorsam, biz askerimizi şehit verdik. 12.519, ama bu cephede birebir savaşırken şehit olanlar. Bir de bu, bir o kadar insanımız da orada açlıktan ve hastalıktan can verdi. Düşün, onlar da şehit oldular. Yani tabii evlerinde babaları olmadığı için veya işte yaşadıkları şartların zorluğundan dolayı veya düşman şeyiyle ölen kadınlarımız, çocuklarımız bunların içerisine dahil değil. Bakın, bu bir savaş ve burada büyük bir işgal var. O yüzden biz bu bayramların ruhunu o kadar iyi yaşamalıyız, o kadar iyi anlatmalıyız ki. Bakın, fetihler çok güzel. Fetihler hakikaten çok güzel. O fetihle ne yapıyorsunuz? Bir yere fethetmek için askerlerinizi gönderdiğiniz ve bunda başarılı olduğunuz zaman size vatan toprağı açılıyor. Başarılı olamazsanız ne olur? Belki daha kötü sonuçları da olur, fakat askerlerinizi kaybedersiniz. Ama işgallerde, eğer bir işgalin karşısında duramazsanız, o işgali işgal edenleri ülkenizden kovamazsanız her şeyinizi kaybedersiniz. Nesillerinizi kaybedersiniz, çocuklarınızı kaybedersiniz, hanımlarınızı kaybedersiniz, ailelerinizi kaybedersiniz, kültürünüzü, milletinizi, topyekün her şeyinizi kaybedersiniz. O yüzden o kadar önemli ki işgalden bizi kurtaran bu savaşlar, o kadar önemli ki büyük taarruz, artık zaferin kesinleştiği büyük taarruz. O yüzden zaten Zafer Bayramı. O kadar önemli, o kadar önemli ki bu ruhu yaşamak zorundayız. Ve oradaki her cana minnettarız. Orada taş üstüne taş koymuş herkese minnettarız. Ama en çok da derlemiş, toplamış, zafere inanmış, imkansızlıklar içerisinde bağımsızlığa sevdalı Mustafa Kemal Atatürk'e minnettarız biz. En çok da ona aşığız, onu seviyoruz. Niye? Onun inancı çünkü olayı bu noktaya getirdi. Ve Allah'a çok şükür biz millet olarak tekrar ona
sarılmayı, onu sevmeyi, onunla bağımsızlığımızı koruyacağımızı öğrendik. Bakın Kurtuluş Savaşı'nda tabii muhakkak tespit edilemeyenleri de vardır. 40 binden fazla askerimiz şehit oldu. Dediğim gibi hastalıktan ve açlıktan veya işte o anki şartların sefaletinden ölenler bunun içine dahil değil. Birebir vuruşma esnasında 40 binden fazla askerimiz şehit oldu bizim. Öyleyse bu ruhu korumak zorundayız ama çok acıdır. Çok acıdır ki ben bile pek çok şey, ben Aydınlıyım. Pek çok akrabam İzmir'de ve biz bunu hani birebir belki bu sıkıntıların içinde bütün millet kaldı ama bakın ben ilkokuldayken hatırlıyorum. Evet, eskiden daha güzel kutlardık bayramlarımız. Burası kesin ama yine de çok uzun yıllardır yapılan çok büyük yanlışlar var. Hele son yıllarda bayramların da artık sıradanlaştırılması, hayatlarımızda böyle sanki böyle geçiştirilmesi gereken şeylermiş gibi o ruhundan uzaklaştırılmasıyla daha da büyük yanlışlar yapılıyor. Ama ben küçüklüğümde bile hatırlıyorum. Onu bilmiyorum şu ankiler de oturup düşünsünler. Herkes otursun düşünsün. Biz kaç tane şehitliğimiz olduğunu biliyor muyuz? Kaç tane şehitliğimiz olduğunu biliyor muyuz ülkemizde? Kurtuluş Savaşı'nda nerelerde şehitliklerimiz var? Çocuklarımızı alıp gezi olarak şehitliklerimize götürüyor muyuz? Yani ben diyorum size işte Merkez İlkokulu'nda okudum Bozdağ ilçesinde ve bizim şartlarımız güzeldi. Okulumuz sarıp Aydın'daki şehitliğe bile götürülmedik. İzmir'deki şehitliğin yerini bilmiyorum, büyüdükten sonra öğrendim. Açıkçası ben şunu size çok şeyle itiraf edeyim ki, yani üzülerek de itiraf. Ben Profesör Doktor Haydar Başbey'i tanıdıktan sonra Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu anladım. Size gerçekten bunu itiraf edebilirim. Bu acı bir şey. Benim için güzel bir şey. Belki çok küçük yaşlarda tanıştım ama aynı zamanda da çok acı bir şey. Biliyor musunuz, bize okulla Meryem Ana'yı geziye götürdüler. Meryem Ana'ya götürdüler. Ama biz İzmir'deki şehitliğe gitmedik. Aydın'daki şehitliğe gitmedik. Ben Afyon'daki şehitliğe götürülmedim. Halbuki mesafeyle ilgili hiçbir sorun yok. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ülkede çok uzun yıllardır çok büyük oyunlar oynanıyor. Ve Profesör Doktor Haydar Başbey aldı onu elinin tersiyle itti ve dedi ki biz dedi Atatürk olmasaydı olmazdık dedi. Ve her şeyimize topyekün o işte 30 Ağustos Zafer Bayramı ruhunu aldı, yine kalplerimize koydu. Bu çok güzel bir şey. Ben bu atmosferde olduğum için, şu ekranda olduğum için yani Atatürk'ü böyle güzel anlatan, bağımsızlığa böyle çok inanan bu güzel insanla birlikte tekrar atamı keşfettiğim için, milletimin değerlerini hiçbir zaman biz belki küfreden ya da işte çirkin insanlardan olmadık, Allah'a çok şükürler olsun. Her zaman sevdik ama neyi seveceğimizi bile bilmeden sevdik. İşte Profesör Doktor Haydar Başbey milletin kalbindeki bütün boşlukları doldurdu ve ahiret alemine öyle göçtü. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ruhuna bütün milletin çok ihtiyacı var. Çünkü o Atatürk'ün ruhunu anlamadan, onun gibi hissetmeden hiçbir şeyi biz koruyamayız. Ben şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki, bugün olduğu için bir kere daha diğer kimliğimle de konuşmak istiyorum müsaadenizle. Tabii ki, buyurun. Bağımsız Türkiye Partisi sevdalıları olarak genel başkanımızla birlikte inşallah bir gün Rabbim lütfeder ve iktidara gelirsek çocuklarımızın hepsi tarihi artık böyle zorla öğrenilecek. İşte üniversite sınavında karşılarına çıktığı vakit sorulardan ben öyle bir pozisyondaydım. Tarihten kaçarım. Niye o soru aklıma geliyordu benim, yani onunla alakalı şey. Sorularla değil, yaşayarak öğrenecekler. İşte hep beraber Dumlupınar'a giderek, hep beraber İzmir'e giderek, hep beraber Aydın'a giderek, hep beraber Çanakkale'ye giderek öğrenecekleri ve ülkemin pek çok yerinde eminim bir sürü şehitlikler vardır bizim haberimizin olmadığı. Yaşayarak öğrenecekleri, Atatürk gibi öğrenecekleri güzel bir ülke olacak. Çocuklarımıza bu ruhu böyle zorla değil, sınavlarla, notlarla çirkinleştirerek değil, en güzel bir şekilde yaşatarak, kendi tarihlerini öğreterek çok güzel bir gelecek İnşallah umut ediyoruz. İnşallah. Bunun için gayret edeceğiz hep beraber. Ben izleyicilerimizin tekrar bayramını kutluyorum. Atatürk'ün sevildiği, bağımsızlık ruhunun taşındığı her yerde 30 Ağustos Zafer Bayramı bayram gibi kutlanır diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz Seçil Hanım. Efendim Sayın Ali Behzat Kepekçi ile devam edeceğiz ama
Sayın Kipekçi, isterseniz bir UYT'miz var, onu ekranlarına getirelim. Ardından devam edeceğiz programımıza. Sevgili izleyiciler, 30 Ağustos gerçekten de Seçil Hanım'ın ifade ettiği gibi merhum Profesör Doktor Haydar Baş'la bambaşkaydı. Onun yerine Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna gelen Sayın Hüseyin Baş da 30 Ağustos ruhunu yaşatmak isteyen isimlerden biriydi. Kendi evine de dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri astı ve o bayrağın asılmasının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. O VTR ekranlarınıza getirelim. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü münasebetiyle BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş İstanbul'daki evine Türk bayrağı ve Atatürk posteri astı. Basın mensuplarını evin bahçesinde ağırlayan Hüseyin Baş, bayrak asma konusunda merhum Profesör Doktor Haydar Baş'ın tarihi uyarısını hatırlattı. Niye evlerimize bayrak asıyoruz? Buradan tüm vatansever kardeşlerime seslenmek istiyorum bu noktada. Eğer biz evlerimize bayraklarımızı asmazsak, başka milletler gelir kendi bayraklarını bizim evlerimize asarlar. Merhum Genel Başkanımız Haydar Baş'ın bu öğüdü, bu bize gösterdiği yolu asla unutmadan her zaman yaşayarak bugünleri idrak etmemiz gerekmektedir. Milli bayramların kutlanmasına getirilen kısıtlamaları eleştiren BTP Genel Başkanı bu konunun nedenli önemli olduğunu izah etti. Milli bayramlar bizim esasında geçmişimiz, bizim milli şuurumuz, bizim kazanımlarımız, bizim mücadelelerimizin bugünkü yansımalarıdır. Bugünkü bize kalan miraslarıdır. Evet. Bu mirasları biz ne kadar yaşayabilirsek, ne kadar yaşatabilirsek, yeni nesillere, gelecek nesillere ne kadar aktarabilirsek, esasında dış politikamızda, iç politikamızda, milli birliğimizde, beraberliğimizde, şuurumuzda, aynı zamanda dini birlikteliğimizde çok daha huzurlu, çok daha birbirine kenetlenen bir yapı içinde olabiliriz. Bu mümkün hale gelir. Bu noktada da tam da bu Doğu Akdeniz'de yaşadığımız meseleler itibariyle evet, esasında çok önemli bir güne denk geldi 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bu yıl gönül isterdi ki bunları Malazgirt'in kutlandığı gibi aynı şekilde kutlayalım. Bunları bütün dünyaya gösterelim. Milli birliğimizi, şuurumuzu bütün dünyaya gösterelim istedik. Fakat malumunuz bu gerçekleşmedi. Doğu Akdeniz'de yaşanan krize de değinen Hüseyin Baş, çözüm arayanlara Kıbrıs'ı adres gösterdi. Bizim esasında bundan yaklaşık 100 yıl önce cephede savaştığımız ve bizim elimizden bütün kazanımları almak isteyen, bizim topraklarımızı bölmek isteyen bir Haçlı ittifakı oluşturmuş İtilaf devletlerinin sahadaki planlarını biz bugün masa başında uyguladıklarını görüyoruz. Peki biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, vatandaş olarak, siyaset olarak, millet olarak buna nasıl bir karşılık veriyoruz? Evet, buna biz masa başında yenilerek bir karşılık veriyoruz. Bakın 2004 yılında Annan planıyla bizim elimizden Kıbrıs'ı almaya kalktılar. Biz referandum yaptık. Allah'ın işi, Güney tarafı bunu istemedi. Birleştirip biz Kıbrıs'ı elimizden kaybediyorduk. Rahmetli Denktaş Türkiye'ye gelip bunu anlatmaya çabaladığında iktidarımız o gün sen git kendi ülkende propaganda yap diyerek Denktaş'ı adeta kötü bir insanmış gibi tukaka yaparak bizden uzaklaştırmaya kalktılar. Ki bugün Doğu Akdeniz'de yaşadığımız krizin temelinde esasında Kıbrıs'a yaptığımız politika vardır. Kıbrıs'la ilgili izlediğimiz politika vardır. Biz kendi toprağımızı elimizde tutmayı başaramazken gidip orada bir sınır hattı çizmeyi şu anda çabalıyoruz. Esasında bunun anahtarı da, bunun şifresi de Kıbrıs'tan geçmektedir. Dış politikada en önemli hususun diğer devletlerle iyi ilişkiler kurmak olduğunun altını çizen BTP Genel Başkanı bu noktadan çok uzakta olan Ankara'ya seslendi. Bizim bugün Suriye ile aramız kötü, Mısır'la aramız kötü, Libya ile aramız kötü, Irak'la aramız kötü. Sadece Libya'da hiç kimsenin tanımadığı bir Serraç hükümetiyle bir anlaşma yaptık dedik. Geçen hafta da Serraç hükümeti Hafter'le anlaştı ve uluslararası tüm anlaşmalarının iptal olacağı üzerine anlaştı. Ve Serraç'ın bizimle yaptığı deniz hukuku sözleşmesi de ortadan kalktı. Haliyle biz Akdeniz'de Atatürk'ün 70'li 80'li yıllara kadar kazanımlandırdığı, altyapısını temelini oluşturdu. Bütün her şeyi kaybettik ve kaybetmeye hızla devam ediyoruz. Bu mantıkla Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir kazanım elde etmesi mümkün değildir. Bizim acilen komşu ülkelerimizle, birlikte olduğumuz ülkelerle işbirliği yapmaya, onlarla birlikte sınırlarımızı çözümlemeye, sorunlarımızı çözümlemeye bir an önce hareket etmemiz lazımdır. Burada merhum Atatürk'ün bakın çok doğru bir politikası vardı. Her zaman ne dedi? Arapların iç işlerine karışma ve onlarla diyaloglarını iyi tut.
Çünkü bunlar bizim komşumuz. Aynı coğrafyada yaşadığımız insanlar. Biz bugün Suriye ile aramızı bozduk. Libya ile aramızı bozduk. Mısır ile aramızı bozduk. Lübnan ile aramızı bozduk. Evet, Sayın Baş'ın haberinde ilk bölümde sevgili izleyiciler, evlerinize bayrak asın yoksa düşmanlar gelir kendi bayraklarını asarlar. Bu ifade temelinde Sayın Ali Behzami Kepekçi ile konuşacağız. Merhum Profesör Doktor Haydar Baş'ın tarihi tespit ve uyarılarından biriydi bu. Yine milli bayramlarını kutlamayanlar dini bayramlarını kutlayamazlar. Bu da çok önemli bir uyarıydı. Bu kapsamda bu bayramları nasıl kutlamalıyız? Bugün gerçi ağız tadıyla bayram kutlayamadık. Evet. O eski özlediğimiz görüntülerden eser yoktu. Bu anlamda sizinle sohbetimize başlayalım. Peki, teşekkür ediyorum. Ben de bu vesileyle ülkemizin kurucusu ve ebedi lideri Atatürk'ü ve bizlere gerçek Atatürk'le buluşturan Profesör Haydar Baş hocamı saygı, sevgi ve özlemiyle anıyorum. Bu vesileyle tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Ben önce milli ve dini bayramları neden iç içedir, onun adına anlatma adına bayram ne demektir, bunun tanımıyla başlamak istiyorum. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre bayram, milli ve dini bakımdan önemli olan kutlanan gün veya günler. Özel olarak kutlanan gün, sevinç, neşe anlamına geliyor. Dolayısıyla bayramlara sadece aslında bayram olarak bakmak yanlıştır. Bayramlar aslında semboldür. Her bayram bir şeyi sembolize eder. Gerek dini ve gerekse milli bayramlarımız Profesör Haydar Baş hocamın ifadesiyle birliği, beraberliği, öteki gösterilmek istenenlerle kardeşliği, devlet ve millet kaynaşmasını sağlayan günlerdir. Bayramlar bizim kültürümüzde hep milli birliğin, beraberliğin, bütünlüğün, milli şuurun perçinlendiği günlerdir. Şartlar ne olursa olsun millet olarak inancı, kültürü, milli ve manevi değerleriyle bütünleşip asker, sivil, devlet, millet kaynaşarak tüm olumsuzları yenmek için aslında bayramlar bir vesiledir. Gerek milli, gerek dini bayramlarımız. Bayramlar semboldür diyoruz ama neden semboldür demek istedim? Bunu biraz açmak istiyorum. Bakınız Kurban Bayramı'ndan örnek vererek bunu açmak istiyorum. Kurban kelime anlamı olarak yaklaşmak demektir. Kurban kesmekten amaç aslında Allah'ın rızasını kazanmaktır. Biz bir koç veya büyükbaş bir hayvan kesiyoruz, kan aktarıyoruz ama amacımız et elde etmek değil, Allah'ın rızasını kazanmak. Amaç hiçbir zaman kan akıtmak değil, esas amaç kurban kesmek değil. Demek ki burada kurban kesmek, dolayısıyla kurban bayramı bir semboldür. Nedir? Allah'ın rızasını kazanmak için bir vesiledir. Zaten kurbanın kelime anlamına baktığınız zaman bilinçli feda etmek anlamına geliyor. Bilinçli feda etme hareketi eylemine kurban deniyor Arapçada. Yani feda etmek, vermek. Kurban, Rabbimizin bize verdiği sayılamayacak kadar çok nimetini aslında bir şükür amacını taşıyor. Sembol dedik ya, neyi sembol ettiğini anlamak adına söylüyorum. İşte hiç düşünmeden canını feda etmenin aslında bir sembolüdür kurban. Hakeza savaşta şehidin hiç düşünmeden canını feda etmesi gibi. Kurban, ölmeden önce nefsi Allah'a kurban etmektir. Nefsi öldürmektir. Şehidin yaptığı ise canını Allah rızasını yok etmektir. Aslında orada da Allah rızası amaçlanmıştır. Orada da Allah rızası amaçlanmıştır. Durum böyle olunca siz dini ve milli bayramı nasıl birbirinden ayırt edebilirsiniz? Bakınız Seyrani kurban kesmekle ilgili dört mısrada güzel bir beyit bulunuyor. Diyor ki mesnedim yok, azlim kaygı çekeyim, ustabaşı gibi ölçüp biçeyim, evvel ahir bir kurbanlık tekeyim, vakti gelsin bıçağını çal bana. Dolayısıyla Kurban Bayramı'nı özellikle simge olarak, sembol örnek örmenin sebebi kurbanın kurban edilmesi ve şehidin canını Allah yoluna feda etmesini anlamını birlikte adına söyledim. Bakınız Profesör Haydar Baş'ın her zaman dediği gibi dini birliğimiz milli bütünlüğümüzdür. Milli birliğimiz dini bütünlüğümüzdür. Neden mi? Bakınız milli bayramlar az önce açıklamasını dinlediğimiz Mansur Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın ifadesiyle geçmişimizdir. Kazanımlarımızdır. Mücadelemizin yansımalarıdır. Bize kalan büyük miraslardır. Milli birlik ve beraberliğimizin simgesidir. Niye böyle? Bakınız ben bir örnek anlatayım. Buyurun. Kurbandan yola çıkarak yine Gelibolu şehrine vuruşan Kınalı Ali'nin hikayesini herkes bilir. Ben bu programda bir kez daha hatırlatarak bağlantıyı kurmak istiyorum. Üsteğmen Faruk cepheye gelen acemi askerle denetliyor. Bir tarafta tanımaya çalışıyor. Bu sırada saçları kızıl sarı boyalı yağız bir delikanlıya yaklaşıyor. Evladım senin adın nedir diyor. Ali kumandanım diyor. Nerelisin diyor. Ali Tokat Zile diyor. Peki asker bu kafandaki nedir diyor.
Anam askere gönderirken Kınayaktı kumandanım, ben de bilmiyorum diyor. O zaman bundan sonra senin adın Kınalı Ali olsun diyor komutan ona. O günden sonra artık Tokat İleli gencin adı Kınalı Ali oluyor. Komutanlar ona Kınalı Ali hep takılıyorlar. Bazen hatta üzülüyor. Acaba annem bana niye kına yaktı? Niye bana Kınalı Ali diyorlar diye üzülüyor. Bir gün Ali köyden anasına mektup yazıyor. Hat okuma yazması yok, bilen birine yazdırıyor. Ellerinden öper, cevabını beklerim diye bitirdiği mektubunun sonuna bir not ekliyor. Küçük kardeşim diyor, Mehmet yakında asker ocağına gidecek. Anam sakın ola diyor, onun başına kına vurma. Benimle birliğimde kumandanlarım, arkadaşlarım alay ediyorlar, onunla da etmesinler diyor. Bir iki gün sonra İngiliz donanması katil netice almak ümidiyle saldırıyor ve bizim Kınalı Ali'nin de olduğu birlikte hiçbir asker kalmayacak şekilde Kınalı Ali'nin tüm birliği şehit oluyor. İşte tam o günlerde Tokat Zile'den Kınalı Ali'nin anasından mektuba cevap geliyor. Kumandanları Kınalı Ali'nin mezarı başında o mektubu açıp okuyorlar. Bakınız mektupta herkesin selamını sabahını söyledikten sonra bak sana ananın bir diyeceği vardır Ali diye Ali'nin babasının son cümleleri var. Bakınız diyor ki anacığın şu sözleriyle bitiyor mektup. Güzel oğlum, gözümün bebeği oğlum. Başındaki kınaya kumandanlarım ve arkadaşlarım güldü dersin. Kardeşim Mehmet'i askeri gönderirken sakın ola ki başına kına yakmayasın dersin. Mehmet'i de saçına kına sürüp askere yolcu ettim. Aynen senin gibi. Şimdi kumandan de ki seninle ve Mehmet'imle alay etmesinler. Bizde analar üç şeye kına yakarlar. Birincisi gelin giden kıza yakarlar ki ailesine, çocuklarına kurban olsun diye. İkincisi kurbanlık koça kına yakarlar. Allah'ına kurban olsun diye. Üçüncüsü askere giden yiğitlere kına yakarlar. Vatana, millete kurban olsun diye diyor. Kal sağlıcakla git oğlum, Allah'a emanet olun diyor. İşte böyle bir duygu. Şimdi vatana kurban ve Allah yoluna kurban. Şimdi böyle bir ülke, böyle bir vatandaş, böyle birlik ve beraberliğin içerisinde siz nasıl dini bayrağı ve milli bayramı ayırabilirsiniz? Büyük taarruzla ilgili bir olay anlatacağım. Şimdi 31 Ağustos 1922'de muharebenin bir gün sonrasında muharebe alanını gezen başkomutan Mustafa Kemal Paşa berber çamut denilen mevkide bir top mermisinin açtığı çukura gömülmüş bir Türk ve Yunan askerinin cesedini görüyor. Toprağın üstünde sancağı dimdik tutmakta olan bir erin havada katılaşmış kolunu görüyor. Ve hemen diyor bu askerin kim olduğunu bana öğrenin diyor. Ama askerin kim olduğu öğrenilemiyor. Çünkü işte künyesi bulunamıyor. Daha sonra Atatürk diyor ki bu noktaya diyor bu askerin anısına bir anıt dikeceksiniz. Ama adını öğrenemediğimiz için Şehit Mehmet anıtı olsun bunu. İşte meşhul asker anıtı bu vesileyle dikiliyor. Ve bu anıtta 2 yıl sonra bizzat Mustafa Kemal Atatürk bu anıtın temelini atıyor. Ve 1927'de bu anıt tamamlanıyor. Bu anıt nedir? Burada Şehit Mehmet'in kolu ve tuttuğu sancak sembolize edilmiştir. Ama bakınız hep az önce Seçilhan da bahsetti ya her zaman Mustafa Kemal bize Atatürk bize unutulmaya çalışılmıştı diye. Bu anıtla ilgili bir şey söyleyeyim. 1964 yılında 1927'de bu anıt açılıyor. 1964 yılında 220 sayılı yasa ile buraya büyük bir zafer abidesi yapılacak gerekçesiyle bu anıt kaldırılıyor. Depoya kaldırılıyor. Buraya şu anda geometrik şekiller içeren o 1181 metre uzun anıtın olduğu zafer büyük zafer anıtı yapılıyor. Güzel bir anıt. Hani ona bir şey diyemeyiz ama ne olur yani bir 100-200 metre ileri yapılsaydı ne fark ederdi? Atatürk'ün o hatırası oradan kaldırılıyor ve oraya Zafer Abidesi, şu anki var olan Zafer Abidesi dikiliyor. Ama ne var ki yine bir Atatürk sevdalısı 1979 yılında Tümgay Ali Özveren tarafından depodan daha sonra bu anıt yeniden çıkarılıyor, tamir ediliyor. Başka bir noktaya 30 Ağustos 1979'da tadilatı yapılarak tekrar konuluyor. Dolayısıyla Atatürk'le mücadele her zaman böyle devam etmiştir. Bu ruh her zaman unutulmaya çalışılmıştır. Onun sözüm ona farklı bir şey yapmadı adına güya hatta biraz nedir bu diye işte birbirine dikilmiş silah uzaktan birbirine dikilmiş tüfekleri simgeleyen anlamında birkaç tane geometrik şekil yapılmış oraya. O meçhul askerin anıtı oradan kaldırılmış ve 64'ten 79'a 15 yıl depoda çürümeye bırakılmış bu anıt. Şimdi az önce Hüseyin başın açına dediğimiz gibi bayramlar bize atalarımızın mirasıdır.
Şimdi bakın, zengin bir evlat düşünün, zengin bir babanın evladını düşünün. Çalışmayan, har vurup harman savuran, babasından kalan mirası harcayan bir evlat düşünün. Bir dönem sonra hiçbir şey kalmayacak. O evlat el aleme muhtaç kalacaktır. İşte biz de milli bayramlarımıza, milli ruhumuza, az önce Seçil Hanım dediği gibi, ifade ettiği gibi sahip çıkmazsak, biz de az önce miras yedi gencin durumuna geçer, kendimize vatan aramaya başlarız. Vatanımız yok olur. İşte o günkü Anadolu'da kuvvacıların ruhunu, inancını anlatma bakına bakınız, Atatürk'e Giresunlular bir telgraf gönderiyorlar. Pardon, o günün sadrazamına bakın, o telgraf ne diyorlar. Senelerce serhatlerde dolaşan biz Türkler ipte değil süngüde can vermek için hazırız. Semamızdan al bayrak alındığı gün Zümrüt dağlarımıza kanlarımızla bir al bayrak serilecek diyor. Böyle bir ruh. Şimdi bak, işte bu ruhu aslında onu veren onun aynı zamanda dini inancıdır. Mustafa Kemal Atatürk kuvva hareketiyle işte bu inancı olan bir ve beraber kuvvacı Türk insanını, Anadolu'daki kuvvacı insanları bir araya getirmiştir. Bu anlamda aslında Mustafa Kemal Atatürk toplumun özüdür. O nedenle Mustafa Kemal Atatürk adını almıştır. Mustafa Kemal'in Kocatepe'de yaverinin onunla ilgili anlattığı bir sahne var. Muzaffer Kılıç şöyle anlatıyor. 28 Ağustos'ta 32 gün önce büyük taarruz başlamış. Kocatepe'deki topçu hareketimiz başladığı zaman Mustafa Kemal ellerini açtı, dua etti. Dedi ki, ya Rabbi sen Türk ordusunu muzaffer et. Türklüğün, Müslümanlığın düşman ayakları altında esaret zincirine kalmasına müsaade etme. O anda gözlerinden birkaç damla cam yaşın süzüldüğünü gördüm diyor. İşte budur bizim ruhumuz. Ve yine geçen yılki 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Soğuk Haydarbaş'ın yayınladığı bayram mesajını okudum gelmeden önce. Orada hocamız bir şeyin altını çiziyor. Aslında diyor, bu büyük mücadele iki ordu arasında gerçekleşmiş olsa da gerçekte iki medeniyetin çarpışmasıdır. Tevhid medeniyetiyle teslis medeniyetinin mücadelesidir. Aslında bir inanç mücadelesidir. İşte biz milli ruhumuz, dini birliğimiz, milli bütünlüğümüzdür. Milli bütünlüğümüz, dini birliğimiz cümle. Bu nedenle söylüyoruz. Eğer siz o ruhu yok ederseniz o medeniyet savaşında siz geri kalırsınız. Dün Türk milletini esaret altına almak isteyen güçler maalesef bugün de diyor Sayın Hocamız, vatanımıza ve milletimize yönelik benzer planlar kurmaktadır. Bugün Türkiye'ye hedef alan planları geçmişte olduğu gibi yine milletimizin azmi ve kararlılığı boşa çıkaracaktır. Bu bağlamda sivil asker ve devlet millet bütünlüğümüzü bugün bu güçlü milli iradenin en önemli teminatıdır. Şuna inancımız tamdır ki yüce milletimizin bu azim ve kararlılığı uluslararası kongrelerde bilim adamları tarafından baş tacı edilen sosyal devlet, milli devlet projesi ve milli ekonomi modeli tezimizle bütünleştiği takdirde ülkemizin önünde aşılamayacak engel, milletimizin ulaşamayacağı zafer yoktur diyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün de medeniyet savaşı olarak baktığını Kurtuluş Savaşı'na ispatlaması açısından 30 Ağustos 1924'te yani Büyük Muharebe'nin 30 Ağustos Zaferi'nin kazanıldığı yerde Atatürk'ün yaptığı bir nutuk var. O nutuktan çok kısa bölümü ifade ederek sonra toparlayıp bitireceğim zaten konuşmamı. Bakınız ne diyorum Mustafa Kemal Atatürk. Meydan muharebesi yalnız karşı karşıya gelen iki ordunun çarpışması değildir. Ne kadar Haydarbaş Bey'le Atatürk'ün söylemleri birbirine uyuşuyor. Evet. Bu bir milletlerin çarpışmasıdır. Meydan muharebesi milletlerin bütün mevcudiyetleriyle İlim ve fen sahasındaki seviyeleriyle, ahlaklarıyla, kültürleriyle, kısaca bütün maddi ve manevi kudret ve faziletleriyle ve her türlü vasıtalarıyla çarpıştığı bir imtihan sahasıdır. Netice yalnız cismani kuvvetin değil, bütün kuvvetlerin, bilhassa ahlaki ve kültürel kuvvetin üstünlüğünü ispat edercesine vardırır diyor. İşte Kurtuluş Savaşı'nda Banu Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın ifadesiyle 72 milletin buluştuğu bu coğrafya bir siperde tek yürek, tek bilek savaşmayı başarmıştır. Biz eğer bayramları unutursak, az önce semboldür, simgedir dediğimiz bayramını unutursak birliğimizi kaybederiz. Türk'ü, Çerkez'i, Laz'ı, Arap'ı hep birlikte Kurtuluş Savaşı'nda yan yana omuz omuza savaşmadılar mı? Sayın Hüseyin Baş onu ifade ediyor zaten. Eğer biz bugün Türk'ü, Çerkez'i, Laz'ı yan yana getirmekte zorlanıyorsak bunun nedeni o ruhu yavaş yavaş kaybetmemizdir. Bunun nedeni Çanakkale'yi,
meçhul asker anıtını 30 Ağustos'u, 29 Ekim'i, 19 Mayıs'ı eski aşkla, şevkle kutlamamızdandır. Biz 30 Ağustos'taki o birlik ve beraberliği ortaya koyarsak, Trotsky Haydarbaş'ın Hoş Geldin Atatürk eserinde anlattığı gibi Atatürk'ü ortaya koyarsak, o zaman biz birliğimizin simge ismi Atatürk'le birlik ve beraberliği yeniden yaşarız. İşte o zaman biz o ruhumuzla beraber Türk'üyle, Çerkezi'yle, Laz'ıyla bir ve beraber olmayı sağlarız. Bunu sağladığımız zaman da bu ülke her zaman lider ülke olur. Prozor Haydarbaş'ın ifadesiyle kainat devleti olmakta adım atar. İşte bu anlamda bu ruhu yaşamak ancak milli siyasetin temsilcilerinin çevresinde bir ve beraber olmakla sağlanabilir. Bugün de hiç şüphesiz milli siyasetin temsilcisi Avukat Hüseyin Baş ve onun çevresindeki Bağımsız Türkiye Partisi kadrolarıdır. Evet, Sayın Ali Bestami Kepekçi, çok teşekkür ediyoruz sizlere. Evet, 30 Ağustos Zafer Bayramı denilince akla gelen ilk isim şüphesiz Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ün rolünü de sizinle konuşalım. Sayın Abdullah Koç, şimdi milli mücadelenin birçok kahramanı var, şehitlerimiz var, Atatürk'ün silah arkadaşları var. Ama Atatürk olmasaydı biz şu an burada olabilir miydik? Atatürk olmasaydı Anadolu Türk'ün vatanı olarak kalabilir miydi? Bu milli mücadele kazanılabilir miydi? Bu sorularla da sizinle devam edelim. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bizleri de davet ettiğiniz için ve Meltem Medya ailesine de bu programı organize ettiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere de hayırlı akşamlar diliyorum. Hakikaten dediğiniz gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı, işte 19 Mayıs Gençlik Bayramı, Cumhuriyet Bayramımız, bu bayramlar Mustafa Kemal'siz anlatılamaz, yaşanamaz. Seçil Hanım olsun, Ali Bestami Bey olsun aslında çok önemli bir kelime kullandılar. Bir ruhtan bahsettiler. Aslında bu zaferleri getiren bir ruhtur. Ama o ruhun ete kemiğe bürünmüş olan ismi de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Sonda söyleyeceğimizi başta söylemiş olalım. Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı milli mücadele olmazdı. Bu sonuca nereden varıyoruz? Ali Bestami Bey deyince benim de aklıma geldi. İşte bu vatanı işgal edenler ve onların işbirlikçilerinin bu milli mücadele esnasında ona karşı işte katli vaciptir fetvaları yayınlamalarını, onun vefatından sonra onun hakkında karalama propagandaları yapmalarından anlıyoruz. Yani Mustafa Kemal ile mücadele hiçbir zaman bitmiyor. Yani Mustafa Kemal'e karşı bu ülkeyi işgal etmeye gelen emperyalizm ve onların işbirlikçilerinin Mustafa Kemal ile mücadele etmesinin sebebi işte Mustafa Kemal'in kazanmış olduğu zaferler, onun bu ülkemize, vatanımıza, milletimize hediye etmiş olduğu milli ve manevi değerlere karşı bir savaş var ve o savaşın karşısına, o savaşta işbirlikçilere ve emperyalistlere dur diyen bir Mustafa Kemal var. İşte o figürü, o ruhu, o insanı ortadan kaldırarak, onun o manevi şahsına da hakaretler ederek aslında bizim vatanımıza ve milletimize olan bağımızı koparmaya çalışıyorlar. Aslında Atatürk olmasaydı milli mücadele olur muydu sorusuna bir de şu açıdan bakalım. Mustafa Kemal Atatürk kimdir? Bu soruya da cevabı aslında belki biz yıllarca düşünsek veremeyeceğimiz cevabı Sayın Profesör Doktor Haydarbaş Bey işte Hoş Geldin Atatürk eseriyle verdi. İzleyicilerimizden o eseri okuyarak aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün kim olduğunu öğrenmelerini tavsiye ederiz. Ama kısaca Sayın Baş'ın da çok kısa kısa onu tanımladığı cümlelerini tekrar edelim buradan. Ne demişti Sayın Baş? Atatürk tam bağımsızlıktır. Atatürk milli birliktir. Atatürk devlettir. Atatürk vatandır ve Atatürk birleştirici harçtır demişti. Atatürk Türk milletiyle devleti arasındaki en güçlü bağdır demişti. Yani bugün bir millet olmak yetmiyor. Millet olmanın anlamlanması için bir devlete ihtiyacınız var. İşte o devleti kurdu ve o devletle millet arasındaki en büyük harcı, en büyük bağı işte Mustafa Kemal Atatürk kurdu. Burada işte bugün baktığınızda işte Cumhurbaşkanlığından, İletişim Başkanlığından bugün Atatürk'ü anmadan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı andığını, kutladığını görüyoruz. Ama bir an evvel bu tarz yoklamalardan vazgeçilmesi temennisinde bulunuyorum. Hakikaten milli mücadele ruhuna hakarettir bu. Çünkü Mustafa Kemal'in varlığıdır o ruhu taşıyan, bu zaferi getirendir şey.
O ruh nereden geliyor? Onu da aslında yine bu ekranlarda Profesör Doktor Haydarbaş Bey defalarca anlattı. Programlarda defalarca anlattı. O ruh da işte tevhidin merkezi Ehl-i Beyt'tir dediğimiz ruhtan geliyor. İşte Mustafa Kemal'in soyunun Ehl-i Beyt'e dayandığını açıklayan Sayın Baş, işte Cumhuriyet'in Hacı Bektaş Veli dergahında kurulduğunu açıklayan Sayın Baş, bizlere bu gerçekleri gösteren Sayın Baş. Başta ifade ettiğim gibi aslında Atatürk'le mücadele onun hayatını yitirmesinden sonra da devam etti. Onun vefatından sonra da devam etti. İşte o mücadelede Atatürk ruhunu yaşatan ve o ruhu tekrar gün yüzüne çıkaran yine Profesör Doktor Haydarbaş Bey oldu. Onu gün yüzüne çıkarmak da zaten yine aynı ruha sahip bir insana şey olurdu. O da Profesör Doktor Haydarbaş Bey'in Hoş Geldin Atatürk eseriyle ortaya çıkmış oldu. Ben son olarak biliyorsunuz 26 Ağustos'ta Malazgirt'in kazanılmasıdır. Çok tartışmalar oldu aslında Malazgirt'le 30 Ağustos programlarında işte birinde kutlamaların yapılması, 30 Ağustos kutlamalarının ertelenmesiyle ilgili. Sayın Baş diyor ki Malazgirt'ten büyük taarruza Ehl-i Beyt Nefesi başlıklı bir köşe yazısı var. Hakikaten satır satır okunması gereken bir köşe yazısı. Ders çıkarmak istiyorsak o yazıyı okumalıyız. Ders çıkarmak istiyorsak o günleri ve Malazgirt'i ve 30 Ağustos'u çok iyi anlamalıyız. Aslında bizlerin bugün varoluşumuzun başlangıcı ve sonu olarak da görebiliriz. Diyor ki Anadolu'nun kapıları Türklere Malazgirt'le açıldı. Anadolu'nun Türk yurdu olarak kalması da Hacı Bektaş'ın himmeti ve Mustafa Kemal Atatürk'ün cesaretiyle olmuştur. Anadolu Atatürk'ün de dediği gibi bu arada Anadolu büyük taarruz ile hakimiyetini eline alan Türk milletinin yurdu kalmalı. Yani hakikaten burada 30 Ağustos'un ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Ama 26 Ağustos'taki Malazgirt zaferi ile ikisinin arasındaki bağın çok iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Son olarak da cephede kazandığı büyük zaferleri bize cumhuriyeti kurup armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Hakikaten bu zaferi de perçinleyen aslında Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu layık hukuk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu bizler için çok çok önemli bir mirastır. Bugün bizlere düşen vazife bu devleti, bu cumhuriyeti korumak ve kollamaktır, onu muhafaza etmektir. Bugün Profesör Doktor Haydarbaş Bey'in de aslında bizlere öğrettiği temel ruh budur. Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmazdı. O ruhu yaşatmaya çalışan Profesör Doktor Haydarbaş olmasaydı belki de bugün biz bunları konuşamıyor olacaktık, unutulup gitmiş olacaktı. Bu vesileyle de Sayın Profesör Doktor Haydarbaş ve bizlere bu ruhu hatırlattığı ve yaşattığı için özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum ayrıca. Sayın Abdullah Koç, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, 30 Ağustos özel programımız devam edecek. Farklı yönleriyle zaferi ele alacağız yeni konuklarımla, ama öncesinde kısa bir ara vereceğiz. Ağustos özel programımız sevgili izleyiciler yeni konuklarımızla devam ediyor. Sayın Doktor Ahmet Hamdi Kepekçi ve Sayın Hasan Hüseyin Tekin'le programımızı sürdüreceğiz. Sayın Tekin, sizinle başlayalım isterseniz. Evet. 30 Ağustos zaferi sadece düşmana vurulan bir tokat değildi aslında. İçerideki hainlere de vurulan bir tokattı. Zira o hainler Atatürk hakkında olumsuz propaganda yapmaktan tutun da hatta fetvalar yayınlamaya kadar gitmişlerdi. Onun katli vaciptir demeye kadar gitmişlerdi. Bu milli mücadelenin mimarı hakkında bu ifadeler kullanılıyordu. Sadece düşmanları değil aslında Atatürk, içerideki hainleri de yenmiş oldu. Atatürk'ün bu duruşuyla isterseniz sizinle sohbetimize başlayalım. Evet. Öncelikle ben bütün milletimizin, Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Nice 30 Ağustos Zafer Bayramı, hani yıl dönümleri görmeyi de Allah hepimize nasip etsin. Ha. Gerçekten çok mutluyuz, çok güzel bir gün. Dün Aşura günüydü, Kerbela günüydü, buradaydık. Bugün 30 Ağustos, yarın da haftanın sohbetinde inşallah burada olacağız. Dolayısıyla dolu dolu bir gündem var. Ama baktığınız zaman esas da 30 Ağustos'la Kerbela arasında da bir benzerlik var. Önce onu ifade edelim. Çünkü ikisi de ya istiklal ya ölüm demiştir. İmam Hüseyin Aleyhisselam dostları
efendim onu ikaz etmeye çalıştı. Dediler ki ya imam gitme, Yezid katildir, zalimdir, seni öldürecek. Kafaya koymuş bunu, bu bir proje dedikleri halde onlara şöyle demiştir. Yezid'in saltanatı altında yaşamaktansa, bu zillet altında yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim. Esasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk de aynı şeyi söylemiştir. O da ya istiklal ya ölüm demiştir. Yani bu zafer Yunan işgali altında yaşamaktansa, o da bir zillet. O zillet altında yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim demiştir. Ve bu zaferi kazanmıştır. Tabii bu savaşı yaparken görünürde, zahirde Yunanistan'la, Yunanlarla savaştık. Fakat işin arka planında İngiltere var. İngiltere o dönemki durumunu tahlil edersek devrin süper gücü. Yani Amerika daha ortada yok. Ve güneş batmayan imparatorluk diye biliniyor. İşte ne demek bu? Yani o kadar büyük bir imparatorluk ki her yerde arazisi var, toprağı var, işgal ettiği yerler var. İşte Britanya adasından başlıyor. Irak'ı, Suriye'si, Hindistan'ı, Uzak Doğu'su, Endonezya'sı, aklınıza gelebilecek Avustralya'sı, Yeni Zelanda'sı, her türlü yerde, her türlü kıtada büyük arazileri, büyük kaynakları sömüren bir devlet olarak ortaya çıktı. Tabii İngiltere 18. yüzyıldan itibaren gözünü İslam dünyasına dikti. Zengin petrol yataklarına dikti, İslam dünyasına dikti. Ve Mısır'ı önce ele geçirdi. Daha öncesi tabii Kıbrıs. 1878 yılında Kıbrıs Abdülhamit tarafından İngilizlere verildi. Berlin Anlaşması yapılsın diye. Bakın o kadar önemlidir ki Kıbrıs adası verildikten 4 sene sonra elimizden Mısır gitti. Bir atlama taşı olarak kullanıldı. Çünkü çok yakın, hemen karşısında. Ondan 30 sene sonra Filistin, Suriye, Irak, ondan 40 sene sonra İstanbul elimizden gitti. Yani Kıbrıs'ın verilmesinden 30 yıl sonra, 40 yıl sonra İstanbul elden gitti. Kıbrıs böyle önemli bir ülke, bir şeydir, adadır. Şimdi ve o dönemde yine İngiltere 300 milyon Müslüman nüfusun yaklaşık 250 milyonunu belki de daha fazlasını kontrolünde tutan bir ülkeydi. Kendi sömürgelerinde barındırıyordu. Dolayısıyla Atatürk'ün isyanı, yani Türk milletinin isyanı, emperyalizme karşı olan isyanı, İngiltere'yi sadece Anadolu'yu kaybetme konusunda endişelendirmedi. İngiltere'yi Mustafa Kemal Atatürk'ün başarılı olması halinde bütün sömürgelerine sıçrayacağını, İslam ülkelerine sıçrayacağını, İslam ülkelerine bir model olabileceğini bunlar korkuyla ve endişeyle takip ettiler. Bunun üzerine Atatürk'ü bu bölgelerde nasıl durduracaklarını planladılar ve dediler ki Atatürk dinsizdir. Atatürk dinsizdir diyen ilk merci, merkez İngilizlerdir. Bakın ve Atatürk'ün dinsiz olduktan, yani bu dinsiz sözde sümmaşa dinsizliğiyle ilgili bu tezvirat ve bu yalandan neyle sözüm ona belgelenmeye çalışıldı? Fetvalarla. İşte Dürrizade Abdullah Efendi'nin fetvası Mustafa Kemal'i kafir göstererek Kuvayi Milliye'yi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ni ve Türk milletinin haklı davasını gayrimeşru göstermeye çalışmıştır. Onlar şunu diyor, Mustafa Kemal dinsizdir, dolayısıyla bu hareket de nedir? Batıldır. Şimdi bu tabii bunun karşısında Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Rıfat Börekçi Hoca Başkanlığı'nda bakın 5 müftü, 9 müderris, 6 ilmiye mensubundan oluşan 20 kişilik bir kadro oluşturdu ve Milli Fetva yayınlandı. Milli Fetva 1922 Nisan 1920 tarihlerine dikkatinizi çekerim. 23 Nisan'dan hemen önce, meclisten hemen önce Öğüt, İrade-i Milliye ve Açık Söz gazetelerine yayınlandı. Mustafa Kemal Atatürk de tabii yurt dışındaki gazetelere, ajanslara da mülakatlar verdi ve bu hususta bilgilendirdi. Ondan sonra burada Atatürk'ün hazırladığı fetvada esasında hilafet kurumunun vazifesini yapmadığını, Müslümanların can, mal, namus emniyetini sağlayamadığını, İngilizlerin bir kuklası olduğunu, dolayısıyla gayrimeşru olduğunu bu Rıfat Börekçi ve arkadaşları tespit ettiler fıkhen, ilmen ve itikaden. Daha sonra bu fetva sadece bu 20 kişilik kurulun onayından geçmedi. 153 tane Anadolu'daki en muteber müftü, hoca ve o dönemki
efendim manevi şahsiyetler tarafından da onaylandı. Esasında Atatürk iki tane şey yaptı. Bir, İngiltere'nin hazırlamış olduğu bu tezvirata, fetva demiyoruz buna çünkü fetva dini bir terimdir. Tezvirata ve yalana karşı çok önemli bir adım attı ve bütün Anadolu'da tanınan, sevilen hocalardan, efendim müftülerden oluşan kadrolarla bunu öncelikle reddetti. Ve ikinci bir şey daha burada amaçladı Atatürk. Atatürk neticede bir Kurtuluş Savaşı'na başladı değil mi? Ve Kurtuluş Savaşı'nda ne isteniyor insanlardan? Canı isteniyor, malı isteniyor, teri isteniyor, kanı isteniyor, kendisi isteniyor, evladı isteniyor. Bu çok zor bir şeydir. Şimdi böyle bir hareketin meşruiyeti çok önemlidir. Yani Atatürk diyor ki kardeşim ben böyle bir hareket başlatıyorum. Sizden canınızı, malınızı Allah için. Bakın bu müftüler, bu hocalar fetvaları ortaya koydular. Biz haklıyız. Hilafet kurumu gasp edilmiştir. Hilafet kurumu İngiltere tarafından efendim İngiliz çıkarları çerçevesinde kullanılmaktadır. Lütfen bunu dikkate almayın ve bizi haklı görün. Gerçekten de baktığınız zaman Atatürk esasında o dönemde halifeyi temsil eden gerçek kişidir. Neden? Halifelik nedir? Halifelik Müslümanın canını, malını ve namusunu koruyan bir kurumdur değil mi? Bunu kim yapıyorsa aslında halife odur. Şimdi soru şu, o dönemde halife Osmanlı hanedanlığı mıydı, Mustafa Kemal Atatürk veya Türkiye Büyük Millet Meclisi miydi? Bu tanım eğer böyleyse değil mi? Allah Resulü'nün vazifesi neydi? Birinci vazifesi Müslümanların canını, malını, namusunu korumaktı. Hazreti Ali'nin vazifesi neydi? İmam Hüseyin neden efendim ayaklandı? Neden kıyam etti? Kerbela'da neden canını verdi? Bunun için yaptı. Atatürk de aynen bunun için Müslümanların bu mukaddes değerlerini korumak için ayaklandı. Ve milleti peşine taktı. İşte dolayısıyla o anda, o esnada hilafet ve hani peygambere varis olma, peygamberin efendim bir istediği bir mümin, bir Müslüman olma vasfını Osmanoğulları değil Atatürk taşıyordu. Onun için Şeyh Sunisi Hazretleri rüyasında peygamberi görüyor biliyorsunuz. Ve Resulullah'ın elini öpeceği sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sol elini uzatıyor. Ya Resulullah diyor, niçin sağ elinizi vermiyorsunuz? Diyor ki benim elim şu anda Anadolu'da Mustafa Kemal Atatürk'ün üstünde, Mustafa Kemal'in üstünde diyor. Ve biliyorsunuz Şeyh Sunusi Ankara'ya geliyor ve Mustafa Kemal Atatürk'le beraber kurtuluş mücadelesine katılıyor. Şimdi burada baktığınız zaman Profesör Doktor Haydar Başbey'in bu gerçekleri ortaya koyması çok önemli. Ve bu meselenin yani Atatürk'ün Fetvalar Savaşı'nın ve İngiltere'nin sahte din adamları kullanmasının asıl sebebi sadece ve sadece Anadolu hareketini boğmak değil, hilafet kurumunu kendi tekeline almak, hilafet kurumuyla beraber Mısır'da, Hindistan'da, Pakistan'da, Bangladeş'te, Irak'ta, Suriye'de ve ellerinde tuttuğu Suudi Arabistan'da, Körfez ülkelerinde elinde tuttuğu Müslüman kitleyi kukla bir halifeyle yönetme arzusu yatıyor. Esasında bugünkü yansıması FETÖ'dür. Amerika Birleşik Devletleri de FETÖ'yü neden besledi, büyüttü? Onu bir Sünni halife olarak ön plana sürüp bütün Müslümanlar onunla yönetecekti. Fakat 15 Temmuz'da milletimiz bu efendim planı bozunca ne oldu? Bu sefer şu anki yeni halife adayı kim biliyor musunuz? İsrail. Şu anda Sünnilerin halifesi fiili olarak İsrail'dir. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'in kuyruğuna takıldı. Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, efendim Bahreyn, Umman şu an bunlar sırada. Tamamı şu an İsrail'in efendim riyasetinde bir hilafet kurumu gibi adeta yönetilecek. Tabi adına halifelik denmiyor. Ama maalesef şu anda Sünni ülkelerin, Körfez ülkelerinin lideri İsrail'dir. Bu yani realitede budur. Hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Mısır o kervanın içerisinde. Efendim ve başka başka ülkeler var sırada. İşte dolayısıyla bugün meselenin yani özetlersek İngiltere'nin Müslümanları kontrol altına almak için halifeyle o İstanbul'daki halifeyle 12 Eylül 1919'da anlaştığını biliyoruz. Yapılan bir mutabakat var. Mutabakatta Anadolu'da ve İslam dünyasında Osmanlı halifesi İngiltere'ye her türlü yardımda bulunacak. Bunun karşılığında da İngiltere halifeye dokunmayacaktı.
Gerçekten bu mutabakat çerçevesinde İstanbul'un işgali biliyorsunuz 16 Mart 1920 yılında gerçekleşmiştir. 16 Mart 1920 yılındaki işgalde birçok cinayet işlenmesine rağmen birçok efendim askerimiz şehit edildiği halde İngiltere halifeye dokunmamıştır. Neden? Hani bunlar İslam düşmanıydı? Ha burada halifeyle yapılan bir anlaşma var. Osmanoğullarıyla daha doğrusu. Ve Atatürk bunu kabul etmiyor. Zaten Atatürk fetvasında bunu ifade ediyor. Bakın çok net söylüyor. Diyor ki halife diyor şu anda efendim esaret altındadır. İngiltere'nin efendim şeyi altındadır, tesiri altındadır. Dolayısıyla böyle bir halifenin İslam dinine hizmet etmesi mümkün değil diyor. Bunu ifade ediyor Atatürk fetvasında çok net bir şekilde. Yani o cümleyi bulursam tam olarak size söyleyeyim. Evet, Profesör Dr. Aydarbaş'ın Hoş Geldin. Tabii Hoş Geldin Atatürk kitabı. İzleyicilerimiz bu ifadeleri bulabilirler. Tabii. Bakın sayfa 419-420. Dolayısıyla burada bakın. Diyor ki dünyanın nizamının sebebi olan İslam halifesi. Halifelik makamı ve saltanat yeri İstanbul, müminlerin emiri varlığının sebebine aykırı olarak İslamların düşmanı olan düşman devletler tarafından fiilen işgal edilerek İslam askerleri silahlarından uzaklaştırılır, bazıları haksız olarak şehit edilmiş dediğimiz gibi. Evet. Halifelik merkezini koruyan istihkamlar, kaleler, savaş aletleri zapt edilmiş ve resmi işleri yürüten ve İslam ordusunu donatmakla görevli Bab-ı Ali ve Harbiye Nezaretine el konmuştur. Bu suretle halife milletin gelecek menfaatleri uğrunda tedbir almaktan men edilmiştir. Aynen ifade bu. Evet. Yani diyor ki kardeşim halife diyoruz ama halifenin böyle bir şeyi yok. Halife biziz diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir diyor esasında ve gerçekten Atatürk hilafeti kaldırmıyor. Yine Profesör Doktor Aydarbaş Bey'in eserinde belirttiği gibi hilafeti devrediyor. Nereye devrediyor? Milli iradeye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Yani Atatürk İngiltere'nin yıllarca bize karşı kullandığı dini kartı alıyor. Tam tersi de ilk defa ki Atatürk kullanıyor Türk milleti adına. Çünkü İngiltere din kartını işte Vahabileri öne sürerek, hilafeti manipüle ederek, İslam'ı kendisine yontarak, istediği gibi şekillendirerek bir İngiliz İslam'ı sisteminde kullandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk düşüncesiyle, fikriyle, imanıyla efendim ve engin vizyonuyla beraber o kartı aldı, İngilizlerin elinden aldı. Tam tersi kendi tarafına yani kendi Türk milletinin menfaatine efendim çevirdi. İşte Hint Müslümanları Atatürk'ün yanına geçti. Değil mi? Evet. Bangladeşliler, Pakistanlılar, Afganlar, İranlılar hepsini Atatürk kendi tarafına çekti. Dolayısıyla Atatürk'e dinsiz diyen de İngiltere'dir. Efendim bu hususta da milletimizin böyle bir görüşü yoktur. Bakın milletimizin Atatürk'le ilgili böyle bir problemi asla ve kata yoktur. Atatürk karşıtlığı bir projedir, bir İngiliz projesidir. Günümüzde de yine emperyalistlerin en çok nefret ettiği, istemediği kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ve günümüzde de getirdiğimiz zaman bunun görüşlerini, yani Atatürk'ün görüşünü ortaya koyan, milli ekonomi modelini ortaya koyan Profesör Doktor Aydarbaş Bey'dir ve de Bağımsız Türkiye Partisi'dir. Yani bu çizgi devam ediyor. Bu çizgi bugün itibariyle Hüseyin Baş Bey'le devam ediyor. Onun için milletimiz hiç, hani Sayın Hocamız çok ifade ederdi, hiç endişe etmesin. Endişe etmesin. Hakikaten Atatürk yaşıyor. Profesör Doktor Aydarbaş Bey yaşıyor. Fikirleri capcanlı ve biz bu fikirlerle beraber tekrar hür, bağımsız ve dünyanın bir numaralı ülkesi olmaya hazırız ve adayız. Sağ olun. Evet. Sayın Tekin çok teşekkür ediyoruz. Sayın Doktor Ahmet Hamdi Kepekçi ile programımızın finalini yapacağız. Sayın Kepekçi 30 Ağustos'u biraz da güncel gelişmelerle paralel değerlendirmek istiyoruz. Malum o dönem Atatürk'ün önderliğinde Türk ordusu düşmanları denize döktüğü zaman 100 sene sonra geri geleceğiz gibi ifadeler kullanılmıştı. Şu an Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri bu kapsamda değerlendirebilir miyiz? Sanki Haçlı dünyası o zaferin 100 yıl öncesinin rövanşını almak için harekete geçti diyebilir miyiz? Zira bugün sıcak bir gelişme. Yunan askerlerinin Meis Adası'na, hani Türkiye'ye çok yakın konumdaki silahsız kalması gereken bir adaya çıkarma yaptıklarını da haberlerde yer verdik. Bu kapsamda yine farklı bir bakış açısı olarak bu kadar kritik bir gündemde Türkiye'nin bugün 30 Ağustos zaferinde, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri gününde ordusuyla
bir güç gösterisi yapması gerekmez miydi? Türkiye'yi Türk bayraklarıyla bir gelincik tarlasına çevirmemiz gerekmez miydi diye soralım size efendim. Efendim ben de 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. 30 Ağustos bizim için varlık yokluk mesabesinde bir tarih ve ülkemizi işgal etmek isteyen, hakeza işgali başlatmış olan ve de işgal konusunda bayağı mesafe kat etmiş olan Avrupa destekli, İngiltere destekli, Fransa destekli, kısacası Batı destekli, Amerika destekli Yunan ordularının denize döküldüğü tarih. Dolayısıyla kıvançlıyız, gururluyuz, onurluyuz. Benden önce arkadaşlarımız çok güzel konulara temas ettiler. Aslında 30 Ağustos sadece Yunan askerine veya Yunanistan'a karşı verilmiş bir savaş değil. Yunanistan, Batı adına kullanılan bir piyon idi. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk'ün açıklamalarında, Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın açıklamalarında, arkadaşlarım da bahsettiler. Bu bir medeniyet çatışmasıydı. Yani zaten Türk'ün yurdu olarak Anadolu'ya gelişimiz, Anadolu'yu vatan edişimiz Batı tarafından hiçbir zaman hazmedilmemiştir. İşte 1071 tarihinde Alparslan'ın Malazgirt'le beraber Anadolu'ya girişi ile Batı çok rahatsız olmuştur. Aslında ondan önce de Alperenler, Hacı Bektaş Veliler, diğer erenler Anadolu'yu aslında manen fethetmişlerdi. Nefesleriyle beraber insanları fete hazırlamışlardı. O yüzden fetihler sadece askeri değildir. Fetihlerde medeniyetin rengi vardır, kokusu vardır, deseni vardır. İnsanların önce gönlünü fethetmek vardır, gönlünü kazanmak vardır. İşte Profesör Doktor Haydar Başçamız bunu ısrarla altını çizerdi. Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin bir Alperen olarak, bir hak dostu olarak, bir Ehl-i Beyt ailesinin mensubu olarak Anadolu'ya gelmesi ve orada insana iş öğretmesi, aş temin etmesi, insanlık öğretmesi neticesinde insanlar kendilerini Türk kabul etmeye başladılar. Yani Türk, Müslüman. Neden? Çünkü hünkârın annesi Türktü. O münasebette kendini Türk kabul ederdi. Hünkârın yoluna girenler de kendilerini Türk kabul ettiler. Türklük bir üst kimliktir. Ve neticede Anadolu fethi hazırlandı. İşte hakikaten Anadolu'yu dolaştığınızda o tarihten doğudan, Samarra'dan, Türkistan'dan, Kafkaslardan Ahmet Yesevi'nin dervişlerinin Anadolu'ya geldiğini göreceksiniz. Anadolu'yu bunlar gergef gergef dokunmuşlardır. Anadolu'nun her yerinde biri vardır. Neticede Alparslan da asker olarak bunu taşlandırmıştır ve Anadolu fethedilmiştir. Şimdi bunu anlatmamın sebebi şu, zaferler tesadüfü gelmezler. Bir hazırlık aşamasından sonra gelirler. Bu değişmez kuraldır. Önce insanı kazanacaksınız, ondan sonra asker olarak bunu taşlandıracaksınız. Şimdi geliyoruz efendim, Yunanistan'ın ortaya koyduğu saldırıya. Önce İzmir'i işgal ediyor. İstanbul hükümeti bunu görmezden geliyor. Görse de nasıl olsa İzmir'de kalırlar, başka yere müdahale etmezler diye düşünüyor. Oysa Yunan durmuyor. Çünkü Anadolu'ya alma idealleri var. Öteden beri vardı. Şark projesiyle beraber bunu istiyorlardı. İşte son dönemde Büyük Orta Doğu projesiyle istiyorlar. Arap Baharı'nın uzantısı olarak istiyorlar. İstiyorlar, istiyorlar. Bundan vazgeçmediler. Yunanistan önce yukarı kuzeye doğru göndermeye çalışıyorlar. İşte İnönü savaşlarıyla bunlar engelleniyor. Daha sonra Eskişehir Kütahya'ya saldırıyorlar. Hep Türkler savunma halinde. Daha sonra bunlar Ankara'ya doğru meyletme yoluna kalkıyorlar. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisten başkomutanlık yetkisini almasıyla beraber Atatürk işin kaderini değiştiriyor. Hiç Batı'nın beklemediği bir zaman diliminde, Batı'nın beklemediği kadar kısa süre içerisinde tam Türk milleti öldü, bitti, yok oldu, işgal oldu dendiği dönemde günler içerisinde Atatürk hakikaten küllerden, Osmanlı'nın küllerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortaya çıkartıyor. Hasta olmuş, ölmüş, eğitimsiz kalmış, hakikaten bir parça ekmeğe muhtaç olmuş o mazlum Türk halkını öyle bir şaha kaldırıyor ki Mustafa Kemal Atatürk, Batı'ya
Yunanistan'ın şahsında vurdu tokatla beraber, hepsini denize döküyor. Buradan Mustafa Kemal Atatürk'ü, ulu önder atamızı, silah arkadaşlarını, kahraman Mehmetçiğimizi, şehitlerimiz, gazilerimizi rahmetle, minnetle gururlanıyorum. Şimdi demin ifade ettiğiniz gibi, peki Batı vazgeçecek mi ideallerinden? Hayır, vazgeçmeyecek. Batı vazgeçmemiştir. Çünkü Yunanistan'ı kullanarak veya yeri geldiğinde farklı motifleri kullanarak bu ideallerini gerçekleştirmeye çalışacaklar. O halde Türk milletinin bunu bilerek hareket etmesi gerekiyor. Peki ne olmuş? Çok enteresan. Mustafa Kemal Atatürk'ün siyasetini çok incelememiz lazım. Bakın, Mustafa Kemal Atatürk sadece asker değil. Demin ki konuşan arkadaşlarımız güzel ifade ettiler. Profesör Doktor Aydar Başramız'ın Hoş Geldin Atatürk eserinde Atatürk'ü öyle bir tanımlıyor ki. Atatürk millettir, Atatürk devlettir, Atatürk birleştirici harçtır. Hatta çok zaman hocamız şunu söylemiştir. Bizzat çok defa şahit olmuşumdur. Demiştir ki, Atatürk'ün ruhaniyetinden özür dilenmedikçe bu milletin iflah olması mümkün değildir demiştir. Bakın, bunun altını ısrarla çiziyorum. Atatürk hakkında çok yanlış konuştular. Atatürk'ün mübarek annesi hakkında çok yanlış konuştular. Atatürk'ün aile hayatı hakkında, Atatürk'ün kendisi hakkında çok yanlış konuştular. İngiliz ağzıyla konuştular, Yunan ağzıyla konuştular. Ya etki altında kaldılar ya onların ajanı adamı olarak konuştular. Yanlış konuştular. Türk milleti bunu böyle bilsin. O halde Atatürk bir mihenk taşıdır. Bir insan ne kadar milli, bir insan ne kadar yerli, bir insan ne kadar vatan aşığı, bir insan ne kadar Müslüman, ölçü Atatürk'tür. Atatürk'e ne kadar yakın, o kadar insandır, o kadar Müslümandır, o kadar millidir, o kadar yerlidir. Atatürk'ten ne kadar uzak, o kadar kaybedilmiştir vakadır. Ama bilerek, ama bilmeyerek, ama gaflet, ama delalet, ama hiyanet. Bu böyledir. Bu değişmez bir ölçüdür. Neden? Şimdi Atatürk olayı görüyor. Diyor ki Batı bundan vazgeçmeyecek. Peki ne yapması lazım? O halde Atatürk'ün bir taraftan yorulmuş, güçten kuvvetten düşmüş Türk milletini toparlaması gerekiyorken, bir taraftan da Türkiye'nin etrafını güvenli bir ülke haline getirmesi gerekiyor. Hem içeride sağlık problemlerini, eğitim problemlerini, kalkınma problemlerini, teknoloji problemlerini, millileşme eylemlerini, ekonomik atılımlarını bir taraftan gerçekleştirirken, bir taraftan kurumsal kimliği ortaya koyarken, bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurarken, diğer taraftan da Türkiye'nin etrafında güvenli alanlar oluşturması gerekiyor. Aklın yolu bir. Evet. Ne yapmıştır? İşte bakın, Yunanistan'ın büyük taarruzla beraber Anadolu'da kaybettiği savaşa Yunanistan için küçük Asya felaketi deniyor. Yunanistan ne yapıyor? Yunanistan savaşı kaybettikten sonra askeri darbe meydana geliyor. Hükümet devriliyor. Yunan ordusuna Ankara'ya ilerle, Ankara'yı da işgal et emri veren siyasiler, 5 siyasi ve bir ordu komutanı vatan haini olarak ilan ediliyor ve 6'sı birden kurşuna diziliyor Yunanistan'da. Yunanistan bu kadar içerliyor bu olaya. Bu kadar içerliyor. Şimdi çok enteresandır. Atatürk peki ne yapıyor? Atatürk bunun arkasından zaten İstanbul hükümeti tamamen İngiltere başta olmak üzere Batı'nın oyuncağı olmuş vaziyette, Batı'nın kararlarının uygulayıcısı olmuş durumda, zaten bitmiş tükenmiş vaziyette Atatürk Türkiye Cumhuriyeti devletini kuruyor. Bakın çok enteresan, Atatürk daha Ankara hükümeti dönemindeyken anlaşmalar yapmaya başlıyor. İlk yapılan anlaşma Gümrü Anlaşması. Yıl 1920. Ermenistan'la yapıyor. Daha sonra 1921 Türkiye-Afganistan İttifak Anlaşması yapıyor. Evet. Ardından yine 1921'de Moskova Anlaşması yapıyor. Ardından yine 1920'de Kars Anlaşması yapıyor. Kimle? Azerbaycan, Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği, Ermenistan, Gürcistan. Hep etrafımızdaki devletlerle
anlaşma yapıyor. Ne kadar sorunlar var, oturuyor, çözüyor. Nasıl çözüyor? Türkiye lehine çözüyor. Neden? Türkiye o kadar güçlü bir imaj, o kadar güçlü bir varlık ortaya koymuş ki, ya Türkiye'nin külleriyle başa çıkmak mümkün değil. O kadar yüksek moralle etrafında ne kadar devlet var onlarla anlaşıyor. Yine 1921'de Ankara, Irak'ta Ankara Anlaşması yapıyor. 1922'de Türkiye-Ukrayna Dostluk Anlaşması yapıyor. 1922'de Mudanya Mütarekesi yapıyor. Kim? Mudanya Mütarekesi aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın sonlanması, Osmanlı'nın hukuken bitmesi anlamına geliyor. Hukuken bitiyor artık Osmanlı. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yaptığı anlaşma. 24 Temmuz 1923 Lozan Anlaşması. Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Romanya, Yugoslavya, Yunanistan'la beraber o halde Türkiye Lozan Anlaşması'nı yapıyor ve ülkemizin tapusu anlamındaki anlaşmayı imza koyuyor. Daha cumhuriyet kurulmuş değil. Meclisin ilk yaptığı anlaşma. Evet. Bazıları niçin Lozan Anlaşması'na karşı çıkıyor? Ya zaten Mudanya ile beraber İstanbul hükümeti bitmiş. Osmanlı Devleti ortada yok. Ortada devlet yok. Evet. Şayet Lozan Anlaşması'nı yok kabul edelim. Ortada toprak yok, coğrafya yok. Ev yok, bark yok, iş yok, güç yok. Dolayısıyla Lozan Anlaşması'na karşı çıkanları bir kere muhatap kabul etmemek lazım. Gerçek kabul etmemek lazım. Ve bunu itiraz edenleri doğrudan mühürlemek lazım. Gayeleri, mantıkları belli bu insanların çünkü. Çünkü Lozan Anlaşması demin ifade ettiğim gibi Osmanlı küllerinden bir eserin, cumhuriyetin kurulduğu bir anlaşma. Cumhuriyet imzalanıyor. Cumhuriyet döneminde 1925 yılında Bulgaristan'la Türkiye Dostluk Anlaşması imzalanıyor. Yine 1925 yılında Türkiye Sovyetler Birliği Dostluk ve Tarafsızlık Anlaşması imzalanıyor. 1926 yılında Türkiye-İran Dostluk Güvenlik Anlaşması imzalanıyor. Yine 1926'da Fransa-Türkiye Dostluk ve İyi Komşuluk Sözleşmesi imzalanıyor. 1926'da Birleşik Krallık ve Irak'ta Ankara Anlaşması imzalanıyor. 1927'de ilk defa bir devletle ters düşüyoruz. Bak 1920 o güne kadar bütün devletlerle Atatürk tek tek anlaşıyor. 1927'ye geldiğimizde Amerika Birleşik Devletleri ile karşılıklı notalaşıyoruz. Neden? Çünkü Amerika Lozan'ı kabul etmiyor. O bizi kabul etmiyor, biz de onun kararını kabul etmiyoruz meclis olarak. Çok enteresan. Acı olan bugün Amerika ile bir stratejik ortak olduğumuzu ifade ediyoruz. Yani tavuğu tilkiye teslim ediyoruz. Devam ediyorum müsaadenizle. Tabii ki. 1928 yılında Afganistan'da Türkiye-Afganistan Dostluk Anlaşması imzalıyor Mustafa Kemal Atatürk. 1928'de İtalya-Türkiye Tarafsızlık Uzlaşma ve Adli Çözüm Anlaşması imzalanıyor. 1929'da Bulgaristan-Türkiye Tarafsızlık Anlaşması imzalıyor. Dikkat edin. Hep barış. Ama evet. Türkiye menfaatlerini gözeten barışlar. Niye? Etrafta güvenli bir ada oluşturuluyor. 1930'da Türkiye-Yunanistan Dostluk Tarafsızlık Uzlaşma ve Hakemlik Anlaşması imzalanıyor. 1930'da yine Türkiye-Yunanistan İkamet, Ticaret, Deniz Taşımacılığı Sözleşmesi imzalanıyor. 1932'de İran-Türkiye Dostluk Anlaşması imzalanıyor. Efendim, 1933'te Afganistan, Estonya, Çekoslovakya, İran, Letonya, Polonya, Romanya, Sovyetler Birliği, Yugoslavya ile Londra Sözleşmeleri imzalanıyor. Bak Atatürk boş durmuyor. Yani diplomatik başarı yok efendim ben iktidarım döneminde şu kadar kilometre kat ettim demek değildir. Bu kadar ülkeyi gezdim dolaştım demek değildir. Yani sen turistik seyahate mi çıkıyorsun kardeşim? Sen turizm bakanı mısın? Gezdiğinde ne oldu? Kaç ülkeyi kendi menfaatlerin, kendi misyonun lehinde devreye koyabildin? Kaç ülkeyle ülkenin menfaatleri açısından dost olabildin? 1933'te Türkiye-Yunanistan İçten Anlaşma Paktı imzalanıyor. Yine 1933'te Romanya-Türkiye Dostluk, Saldırmazlık, Hakemlik ve Uzlaşma Anlaşması imzalanıyor. 1933'te
Türkiye-Yugoslavya dostluk saldırmasını hakemlik ve uzlaşma anlaşması imzalanıyor. Yani Mustafa Kemal Atatürk bunu imzalıyor. 1933'te Türkiye-Yugoslavya dostluk saldırmasızlık hakemlik uzlaşma anlaşması imzalanıyor. 1933'te Türk-Rum Ahali Değişimi Karma Komisyonu'nun kaldırılmasına ilişkin sözleşme imzalanıyor. 1933'te yine Türkiye-Yunanistan Takas Anlaşması imzalanıyor. 1934'e geliyoruz. Balkan Paktı imzalanıyor. Çok önemli. Balkan Paktı. Balkan'daki devletlerle biz saldırmazlık anlaşması imzalıyoruz. Romanya, Yugoslavya, Yunanistan'da bir nevi dostluk anlaşması imzalıyoruz. Evet. Çok enteresan. O yıl Yunanistan Başbakanı Venizelos, kim aynı zamanda Venizelos? Büyük taarruz döneminde, yani o savaştığımız günlerde Yunanistan'ın başbakanı olan Venizelos, Nobel ödülü verilmesi için ilgili komisyona bir mektup gönderiyor. Diyor ki bu yılın Nobel ödülünü Mustafa Kemal Atatürk'e verin diyor. O bunu hak etti diyor. Kim diyor bunu? Yunanistan'ın başbakanı diyor. Kim bu başbakan Venizelos? Kurtuluş Savaşı'nda Yunanistan'ın kaybettiği dönemde Yunanistan başbakanı. Şu Atatürk'te öyle bir insanlık görüyor ki. Öyle bir insanlık. Öyle bir delikanlılık, öyle bir hakkaniyet, öyle bir dostluk, öyle bir diplomatik deha. Ya düşman bile Atatürk'ü Nobel ödülüne aday gösteriyor ya. Evet. O halde bakın ben şunun altını ısrarla çiziyorum. Bugün Atatürk aleyhine konuşanlar, bugün Atatürk'ü yok kabul edenler, en iyi ihtimalle Atatürk'ü tanımıyor ve bilmiyorlar. Dolayısıyla küplerine konan sirkeyi sızdırıyorlar. Atatürk'ü tanısalar, eğer iyi niyetlilerse, vicdan sahibilerse, vatan millet konusunda en ufak bir hassasiyetler varsa, Allah'tan korkuyorlarsa, vallahi billahi tallahi Atatürk'ün aleyhine konuşamazlar. Okusunlar Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın "Hoş geldin Atatürk" eserini, görecekler orada. O halde kimse Atatürk aleyhine konuşamaz. Konuşursa kendini ele verir. Bu dünyada da bunun hesabını verir. Ahirette de bunun hesabını verir. Vallahi verir, billahi verir ya. Çok net konuşuyorum ya. Atatürk sıradan bir insan mı zannediyorsun sen? Atatürk aynı zamanda Kutbul Aktap. Ehl-i Beyt soyundan, manevi gücü olan bir insan aynı zamanda. Evet. Atatürk her açıdan donanımlı bir insan. Atatürk girdiği hiçbir savaşı kaybetmemiştir. Kaybedenler Atatürk'ün düşmanları olmuştur. Kaybedenler Haydar Başucan düşmanları olmuştur, olacaktır. Devam ediyorum, çok enteresan. O kadar çok var ki hepsi dostluk. Bir, son bir tane okuyayım. Çok var. İşte bir tane Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile beraber biliyorsunuz tamamen Boğazlar hukuku bizim lehimize geçti. Atatürk çok siyasi ve diplomatik bir dehasıdır bu. Evet. Çok ciddi bir dehadır Montrö Boğazlar Sözleşmesi. Efendime söyleyeyim. En son söyleyeceğim çok var. Hangisini okuyayım şimdi ben? Evet. Sadabat Paktı, Afganistan, Irak, İran. Geçen Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Avukat Hüseyin Baş'la sohbet ediyoruz. Çok enteresan tespit yaptılar. Burada onun altını çizmek istiyorum. Dediler ki İslam olduğunu, Müslüman olduğunu iddiasıyla bunun reklamını, propagandasını yapan insanlara dedi şunu söylemek lazım. Benim de dikkatimi çekti. Aa, ne dedi? Dedi ki o günün Müslüman devletleri kimlerdi? Parmak sayısı kadar. İslam devletleri arasında ilk İslam devletleri anlaşmasını yapan Mustafa Kemal Atatürk dediler. Hakikaten bakıyorum efendimiz Afganistan, Irak, İran'la beraber Sadabat Paktı'nın anlaşmasını Atatürk imzalıyor. Buna daha sonra diğer İslam devletleri de katılıyor. Ya kısacası Atatürk İslam devletleriyle, Türk devletleriyle, komşu devletlerle, Balkanlarla, düşman bilinen devletlerle öyle ortak paydalar yakalayıp öyle anlaşmalar yaptı ki dünyada bunun eşi benzeri yok. O yüzden Times dergisi Atatürk yılın adamı sayıyor. Dünyadaki gelmiş geçmiş en büyük liderler içerisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi konuyor.
Onlarca devletin sokaklarına, caddelerine Atatürk'ün ismi konuyor. Boşuna değil bu. Bu reklamla, propaganda olmaz. Bu milleti korkutarak olmaz. Bu devlet gücünü milletine karşı kullanmakla olmaz. Bunlar olmaz yani, bu olmaz. Bu bağırmayla, çağırmayla olmaz. Bakın Mustafa Kemal Atatürk böyle bir daha. Peki gelelim buraya. Demin dediğiniz ki işte 100 sene sonra geleceğiz dediler. Bak tam da 100 sene oldu. Ne yaptı bunlar? Bakın ne yaptı Batılı? Batılı Atatürk'ün bütün bu gerek bağımsızlık benim karakterimdir politikasını, gerek cumhuriyetin kazanımlarını, gerek komşuluk ilişkilerimizi gelen iktidarlar ters yüz ettiler. Hepsini ters yüz ettiler. Osmanlı döneminde yabancılaşmış olan demir yolları ve diğer yabancı yatırımlar ne oldu? Atatürk verdi parasını, geriye dön, marş marş dedi. Profesör Doktor Haydar Baş hocamız da bunu diyordu. Şu kadar madenlerimiz var, hepsi yabancılara peşkeş çekilmiş. Ne dedi? Parasını vereceğim, bir verdi. Bir mi vermişler? Üç vereceğim, geriye dön, marş marş diyeceğim. Neden? Çünkü bizim 3 katrilyon dolarlık madenimiz var dedi. Evet. Efendim, şimdi ne yaptılar? Bütün Atatürk döneminde kazanımlarımız ters yüz edildi. Öncelikle dış politikada ki milli siyasetimiz ortadan kaldırıldı. Herkesle düşman olduk. Herkesle düşman olduk. Suriye ile düşman. Efendime söyleyeyim, Yunanistan'da düşman. Irak'la düşman. İran'la düşman. Efendime söyleyeyim, Mısır'la düşman. Libya'yla düşman. Dur ya! Böyle bir politika yok ya. Böyle bir politika yok. Atatürk'ün böyle bir politikası yok. Bir milletin, bir devletin kazanımları böyle elde edilmez. Ne yaptı? Özellikle biz bir taraftan Avrupa Birliği'ne girme adı altında Avrupa Birliği ile beraber orada bir cazibe oluşturdular siyasilere karşı. Bizi komşularımızdan uzaklaştırdılar. Milli menfaatlerimizden uzaklaştırdılar. Milli politikamızdan, milli siyasetimizden uzaklaştırdılar. Sürekli bize havuç göstererek. Ya biz Kıbrıs'ta muvaffak olduk. Ya bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kimse tanıtamadık ya. Şu kadar yıl oldu Kıbrıs'taki bizim fetih mücadelemiz, Kıbrıs'ın alışımız. Ne oldu? Tuttu Avrupa Birliği 2004 tarihinde bütün Kıbrıs'ı Rumların diye Avrupa Birliği'ne aldı. Buna tepkimiz ne oldu bizim? Hiçbir tepkimiz olmadı. Evet, konuşmaya güzel konuşuyoruz. Konuşma güzel. Milletin gazını alma adına güzel konuşmalar oluyor. Ama iş realiteye bindiğinde maalesef orada da sonuç yok. Ne oldu? Avrupa Birliği'ne aldılar Kıbrıs. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıtılmadı. Komşularla ilişkiler kurulmadı. Ya dindaşımız devletlerle ters düştük ya. Mısır'la ters düştük biz. Evet, adam senin hakkında kötü düşünebilir ama sen diplomatik olarak koy ilişkini ortaya, koy politikanı ortaya, Suriye'yle de dost ol, Esad'la da dost ol, Libya'yla da dost ol, Mısır'la da iç işlerine karışma kardeşim. Atatürk'ün politikası bu değil miydi? Atatürk ne diyordu? Arapların iç işlerine karışma kardeşim diyordu. Karışma. Onlarla iyi ilişkiler kurmaya çalış. Atatürk'ün sana nasihati bu. Atatürk'ün kurucumuzun, kurtarıcımızın bize vasiyeti. Bu kırmızı çizgidir bu. Tut, bunu dinlemezsen ne olur? İşte sonuç ortada olur. Ve bu şekilde sonuç olarak etrafımız çevrildi. Şimdi tamamen etrafımız çevrilmiş vaziyette. Ne yapıyor adam bu defa? Bizim doğal gaz aramamıza, doğal denemize müsaade etmiyor. Bizim nefes almamıza müsaade etmiyor. Bizim başımızı kaldırıyor. Kimler müsaade etmiyor? Israrla üye olmak istediğimiz Avrupa Birliği devletleri buna müsaade etmiyor. Evet, Yunanistan'da güya biz ters düşüyoruz ama değil. Yunanistan bu işin görünen yüzü. Ters düştüğümüz bizim Avrupa Birliği. Ama biz hala Avrupa Birliği'ne üye olmak için kapılarından, kuyruklarından ayrılmıyoruz. Amerika güya stratejik ortağımız, Amerika Yunanistan'la beraber ortak tatbikat yapıyor.
Kıbrıs'ta PYD'ye silah mühimmat sağlıyor. Suriye'de. Her tarafta adam karşımızda ama biz yine Amerika'yla yan yana geldik. Dost, kardeş ya. Kime karşı politika üretiyoruz biz ya? Neyin politikası bu ya? Kısacası öncelikle bizim, evet ben onunla savaşalım, bununla savaşalım demiyorum. Ama önce bir milli politika ortaya koyalım diyorum. Önce bağımsız bir Türkiye inşa etmek için ortaya duruş koyalım diyorum. Bunu yapmadığımız takdirde Allah muhafaza eylesin. Dün Anadolu işgal edildi. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Yunanlar, yukarıdan Ermenistan. Dört bir taraftan bizi işgal ettiler. Dört bir taraftan işgale uğradık. Yani dün bizi işgal eden zihniyet bugün gözyaşımıza mı bakacak? Bizim kara gözümüz, kara kaşımıza mı heves edip bizden uzak duracak zannediyorsunuz siz? Bugün yapılması gereken vatan savunmasıdır. Bu da milli politikalarla olur. Bunu da ortaya koyacak olan Atatürk'ün ortaya koyduğu politikadır. Atatürk'ün izinde politikadır. Bunun nasılını ortaya koyan da Profesör Doktor Haydar Baş hocamız olmuştur. Bağımsız Türkiye politikasıdır bunu ancak üstesinden gelecek olan politika. Milli maden politikanızla bunu yapabilirsiniz. Bağımsız duruşunuzu yapabilirsiniz. Milli dış politika, milli iç politikanızı yapabilirsiniz. Sosyal kardeşlik projenizde bunu yapabilirsiniz. Alevi, Sünni, Şii kardeşliğiyle bunu yapabilirsiniz. Devlet, millet, asker, sivil kardeşliğiyle bunu yapabilirsiniz. Nerede? Nerede kardeşim ya? Ya şu Atatürk'ün başına gelenleri görüyor musunuz ya? Şuna bakar mısınız ya? Birlik harcımız Atatürk şahsında millet birbirine katılmaya çalışılıyor ya. Böyle saçmalık olabilir mi ya? Dolayısıyla bu kafayla bu işler olmaz. Öncelikle bir ve beraber olmak zorundayız. Kardeş olmak zorundayız. Dost olmak zorundayız. Bunu da efendim yapabilecek tek irade Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın ortaya koyduğu ölçüdür, yoldur. Bağımsız Türkiye Partisi'dir. Onun genel başkanı Avukat Hüseyin Baş ve kadrosuyla beraber aziz Türk milletidir diyorum ve saygılar sunuyorum. Sayın Kepekçi, biz de size çok teşekkür ediyoruz efendim. Dop dolu bir konuşma oldu. Programımızda umarız faydalı olmuştur. Diğer konuklarımıza da tekrar teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programımızın böylece sonuna gelmiş olduk. Herkese hayırlı geceler diliyorum.